Geçtiğimiz günlerde de seçim sonrası biliyorsunuz grup toplantıları da başladı Sayın Bakanım. Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında AK Parti hükümetini duyunu umumiyeye benzetti. Gerçekten öyle mi? Ya da farkımız varsa şu anda duyunu umumiyeden onlar nelerdir? Zor bir soruyla başladık. Evet. Önce davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de hürmetlerimi sunuyorum. Umarım zevk alacakları bir program olur. Ben hep bilgi paylaşılmalıdır düşüncesiyle hareket ettim. Bilgiçlik taslamak yerine bilebildiklerimizi ortaya koymak hep düsturum oldu. Düyun Umumiye dediğimiz vakit bir ülke, bir Osmanlı, bir rejim ve başka devletler var. Şimdi yıllar önce uluslararası deniz hukukunun dünya çapında ünlü bir profesörü, Profesör Dupuy, Fransız, konferansını izlemiştim 82 yılında. Akdeniz İnsanının Kimliği adlı bu konferansta Profesör Dupuy, Skandinav ülkelerinin insanlarıyla Akdeniz ülkelerinin insanlarını karşılaştırmıştı. Diyordu ki bir problem varsa Skandinav ülkelerinin insanları bu problem nedir? Doğru anlamak. Birinci şartı zaten problemi doğru anlamazsanız çözüm önerileriniz de doğru olmaz. Bu problemi kim nasıl çözmüş bugüne kadar, ben nasıl çözebilirim dermiş. Buna mukabil Akdeniz ülkesinin insanları da kime gidersen bu problemi bana çözer dermiş. Doğrudur, yanlıştır ama bu bir klasifikasyon, bir tasnif idi. Bir Fransızın gözünden ki dediğim gibi uluslararası deniz hukukunun çok önemli bir ismiydi. Şimdi elbette ülkelerin coğrafyalarından gelen, devlet geleneklerinden gelen belli hasletleri vardır. Doğru. Sonuçta bir devleti konuşuyoruz, siyaseti konuşuyoruz, siyaset kurumunun iktidar kavramıyla ilişkisini konuşuyoruz. İktidara gelen siyaset kurumu içinde yer alan partilerin o devlete ilişkin nasıl bir yönetim sergileyeceğini konuşuyoruz. Bu beni şeye götürdü. Sorunuza başlarken aklımdan hep o geçti. 1975 yılında ben İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okurken aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümünde öğrenciydim. İşte her zaman minnetle andığım Allah rahmet eylesin Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday, efendim Sabahattin Kudret Aksal, Çetin İpekkaya gibi Cumhuriyet tarihinin en değerli hocaları. Onların öğrencisi olma şansına eriştik. Bir gün kerteniz noktaları nedir bilir misin dedi Sabahattin Kudret Aksal hocamız. Bilmiyorum hocam dedim. Dedi ki gemiciler, denizciler geceleyin denizde yollarını bulabilmek için belirli noktalar tespit ederler. Onlar kerteniz noktasıdır. O kerteniz noktalarına bakarak denizde yollarını doğru bir şekilde bulurlar. Hani belki biraz sonra gelir geminin limana gönderilmesi, evet, götürülmesi meselesi de buradan. Şimdi bu aslında bizim strateji kavramımızla da çok ilintili. Strateji diyoruz değil mi? Eski Yunanca'dan gelme, sonra işte Latince stratos diyoruz. İngilizce'de street demişiz, cadde demişiz. Bir yol haritası diye Türkçe'ye genellikle çeviriyoruz ama yol haritasında bize bir harita verilir. İşte navigation'a da girersen şuradan çıkacaksın, buraya döneceksin filan. Oysa orada yol haritası diye tarif ettiğimiz en basit tanımıyla stratejiyi kurmak dediğiniz zaman
birden fazla bilim dalını da işin içine dahil ederek yapmak gerektiğini unuturuz. Coğrafyayı tanıyacaksınız, kendi ulusunuzu tanıyacaksınız, başka ulusları tanıyacaksınız. Tabii. Gücünüzün tahammül gücünü tanıyacaksınız, bileceksiniz, doğru tahlil edeceksiniz. Ve ondan sonra ideolojiniz olacak. O ideolojinizle nasıl bir hedefe ulaşacaksınız ve bu hedefe kimlerle ulaşacaksınız? Şimdi bir başka şey, Yıldız Kenter hocam, Çemberlitaş'taydı o zaman konservatuvarımız. Ders bitti. Onun eski bir Amerikan arabası vardı. Beni aldı arabasına. Harbiye'de Kenter Tiyatrosu vardı o zamanlar. Biz de bir Kafesten Bir Kuş Uçtu adlı oyun var. Beni de kadroya dahil etmişti. Çıktık okuldan, geliyoruz. Eminönü'nden tam dönerken "Bu insanlar ne kadar mutsuz yahu," dedi hocamız. O meşhurdur yahusu. Ben sağa sola baktım. Kimi gördü de mutsuz olduğunu anladı filan diye. "Baksana," dedi gözlerine. Ha, o zaman anladım ki ben, bir insanın mutsuzluğu gözünden anlaşılırmış, gözüne vururmuş. Sonraki yıllarda rahmetli Ferruh Bozbeyli'den öğrenmiştim. 90'lı yılların başında yeni milletvekiliyim. Kutadgu Bilik, maalesef Türkiye'de milli eğitim sistemimizin bir türlü hak ettiği değeri veremediği bir eserdir. Biz Türklere ilişkin en eski eserdir. 1069 yılında yazılmıştır. Yusuf Has Hacip'in. O kadar güzel bir deyiş vardır ki dörtlük. Aklın süsü dildir, dilin süsü ise sözdür, insanın süsü yüzdür, yüzün süsü ise gözdür. Şimdi bakar mısınız? Sabahattin Kudret Aksal söz diyor. Kerteriz noktalarını iyi belirlerseniz denizde yol aldığınızda kaybolmazsınız, batmazsınız. Göz diyor Yıldız Kenter, insanın gözüne bakmanız evet. lazım. Mutlu mu, mutsuz mu? Şimdi bu çerçevede bakınca elimizde mukayese yapabilmek için rakamların olması lazım. Genelde hep düğünü, umumiye falan gibi kavramları alırken biz önceki dönemlere pek yer vermeden bir tanımlamaya gideriz. Hatırlarsanız birkaç program önce ben burada 1731 tarihinde İbrahim Müteferrika'nın, genellikle Türkiye'de matbaayı Osmanlı'ya getiren insan diye bilinir, bir Macar, birkaç dil bilen, Latince gibi bugün bile önemini idrak etmekten mahrum olduğumuz bir lisan. Orada 1731 tarihinde milletlerin düzeniyle ilgili bilgelik kaideleri diye bir kitabından bahsetmiştim. Evet. Neler olursa o devletler batmaz, neler olursa batmak mukadderdir şeklinde. Şimdi baktığınız vakit belirli bir dönemden sonra, özellikle 17. yüzyıldan itibaren gökyüzündeki cisimlerin izlenmesi caiz değildir diye fetva veren bir Şeyhülislam'la karşılaşırız. Ve bu görüş padişahlık makamı tarafından itibar görür. Ve o tarihte yeryüzündeki en ileri seviyedeki rasathane, ne diyelim, kaldırılır, iptal edilir. Ama bugün mesela Roma'ya gitseniz, Roma'nın belli bir bölgesinde Papa'nın yazlık evinin hemen bitişiğindeki rasathaneyi görürsünüz. Burada bir referans yapmamız lazım. Frederick Starr adlı bir yazarın mükemmel bir eseri var. Ben MEF Üniversitesi'nde Uluslararası Güvenlik ve Strateji Çalışmaları seminer hocasıyım kaç yıldır. Öğrencilerimle de hep paylaşırım. Bölüm bölüm de anlatmalarını isterim. Kayıp Aydınlanma diyor.
kitabın adı bu. Kayıp Aydınlanma. Ne oldu da 11. yüzyılda İbn Sina ile Biruni arasındaki mektuplaşmalarda astroloji, astrofizik konuları müzakere konusu edilirken ne oldu da sonrasında bu duruma düştü İslam alemi diye? Çok güzel bir şeydir. Hep söyleriz, İbn Rüşd olmasa Avrupa kıtasında Aristoteles 400 yıl kral muamelesi göremezdi. O İbn Rüşd'ün eserleriyle mümkün olabilmiştir. Şimdi bakıyoruz, 1700'lerden, 17. yüzyıldan itibaren 16. yüzyıla kadar, 15. yüzyıla kadar bir tarafta Osmanlı İmparatorluğu, bir tarafta Birleşik Krallık, hani üzerinde güneş batmayan İngiltere, bir tarafta Hint İmparatorluğu gibi imparatorluklar arasında bir eşit seviye görürken makas açılmaya başlıyor. Teknolojide, sanayideki devrimler nedeniyle. Evet. Biz buna daha sonra Endüstri 4.0 adı vereceğiz. Değişik etaplarını sayacağız. İşte buhardı, elektrikti, işte günümüz dünyasında artık tabii sanayi adını devrimiydi, koyamadığımız evet. Şeyler. Ama bu süreç içerisinde Osmanlı'nın yerinde sayması meselesi. Hı hı. 17. yüzyıldan itibaren de muazzam bir Vehhabilik akımı etkisi altında kalıyor Osmanlı İmparatorluğu ki günümüzde de bunun değişik şeylerini görüyoruz. Şimdi bakıyorsunuz 1839 ferman, 1856 önce Tanzimat sonra Islahat fermanı, Kırım Savaşı 1853-56 filan diye bakıyorsunuz. Osmanlı'nın kaderini İngiltere, Fransa, Rusya kendi politik projeksiyonlarına göre etkilemeye çalıştığı bir dönem. İşte Kırım Savaşı'nda İngiltere yardımcı olacaktır. Neden? O ülkelerin devlet yönetiminde bulunan insanlar, diyelim Osmanlı coğrafyasının içinde bulunan coğrafyaların 10, 20, 30, 40, 50 sene sonrasında nasıl bir şekil alacağına ilişkin öngörülere sahipler. Dolayısıyla oralarda politika üretmeye başlıyorlar. Sevr Anlaşması diye tarih kitaplarında, okullarda maalesef hak ettiği değeri vermeden anlatırız. Sevr haritasına bir bakın. Ne kalır Türkiye'de? İç Anadolu'dan 3-5 şehrimiz kalır. Batı'da başka uluslar, güneyde öyle, Fransız'ı, İtalyan'ı, Yunanlar Ege diye doğuya bakıyorsunuz filan. Şimdi geldiğimiz noktada yıl be yıl, gün be gün küçülme mecburiyetinde kalan bir Osmanlı. Teknoloji gelişmelerini sürdüremediği için sadece askeri güçle giden o şeyler ulusların şeyiyle güçlenmesiyle mesela Fetret dönemine sanırım. Hepsini arka arkaya koymak lazım. Evet. Hani yani bir 300 yıllık bir 400 yıllık bir dönem içinde değerlendirmek lazım. Hep anlatırım. 3. Selim padişahtır. Kız kardeşi de Osmanlıca yerine Türkçe diye başlar. Bir takım şeyler de öyledir. Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri diye andığımız şeylerin tohumlarının aslında Tanzimat gibi bir laboratuvar döneminde başladığını falan da hep biliriz. 3. Selim, yahu bu batıda bir şeyler olmuş, bir bakın filan der. Dışişleri Bakanlığı diyelim günümüz diliyle hazırladığı bir raporda 1789 Fransız İhtilali ile ilgili ya o 3-5 kendini bilmezin işi diye bir rapor verir. Oysa 1789 sonrasında İskambil Kağıdı gibi devrilir bütün o Osmanlı sınırındaki ülkeler. Niye?
Çünkü ulusçuluk akımı başlamış. Ulusçuluk akımı başlayınca da Osmanlı'nın imparatorluk denir. Ben Halil İnalcık hocamızın tabiriyle Osmanlı Devleti'nin çöküşünün o 300-400 yıllık süre içerisinde etap etap nasıl sevre kadar geldiğini düşünmek gerektiğini düşünürüm. Şimdi aynı tarihlerde Sevr Antlaşması'nın imzalatılması mecburiyeti sonrasında bir İngiliz binbaşı var Noel adında. Mustafa Kemal Anadolu'da Samsun'dan sonra işte Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi deriz. Çok eksik anlatırız, yanlış anlatırız. Nesilden nesile anlatmayız. Mustafa Kemal şey miydi, turneye çıkmış bir pop şarkıcısı mıydı her yerde? Gerçi onlara da şimdi bazı kaymakamlar falan hani tabii yasak veriyor, yasak onlar da gidemiyorlar. Ama yoluna güller mi dökülüyordu Mustafa Kemal? Hayır. Hayır. Mesela bir vali eliyle bu İngiliz binbaşı Noel'in de araya karıştığını bildiğimiz Mustafa Kemal'e suikast düzenleme meselesi vardı. Asıl önemli kısmı şu, o İngiliz binbaşı Noel'in bir haritası var. Aradan bunca yıl geçiyor. Naim Babiroğlu generalimiz ki hocamız doktorası da olduğu için bunu daha bir ayrıntılı bir şekilde anlatır. O günden bugüne Amerika'daki belirli askeri okullar dahil, belirli stratejik askeri birimler dahil hep ortaya konan harita Sevr Antlaşması sırasında İngiliz binbaşı Noel'in haritasına benzer bir şey kullanılır. Beka sorunu filan dediğimiz zaman sadece askeriyeye ait, sadece siyasi partilere ait olmayan bir sorundan bahsediyoruz. Esasen tarihçilerin, esasen siyaset felsefecilerinin devlet aklını oluşturan tüm aktörlerin düşünmesi gereken böyle bir çerçeve içerisinde biz Mustafa Kemal ve arkadaşları önderliğinde bunu söylememiz lazım. Evet, bir kurtuluş savaşı. Ama o kurtuluş savaşını verenler arasında peki kurtulduktan sonra ne yapacağız? Yeni şekil ne olacak dediğiniz zaman ayrılıkları görürüz. En yakın arkadaşlar arasında. Çünkü Mustafa Kemal bir cumhuriyet idealiyle, bir ideolojiyle, doğru manasıyla ideoloji. Öyle zaman zaman siyasi jargonlarda görüyoruz ama biz ideolojik parti değiliz filan ya da suçlama şeklinde söylemek isterlerse bunlar ideolojik parti. Oysa her parti ideolojik parti. Adı üstünde parti, bölüm demek. Siyasi parti deyince de bir siyasal düşünce. İster ona paradigma deyin, ister ona dünya görüşü deyin, ne derseniz deyin. Bu ülke biz iktidar olursak nasıl yönetilecek? Bu devletle siyasal iktidarı ele geçirdiğimizde yönetme hakkını elde edeceğimiz bu devletle başka devletler arası ilişkiler nasıl olacak? Bunların hepsi bir ideoloji. Evet. Siyaset, Mustafa Kemal de duyunu umumiyeden gerçekten şimdi kurtarmış mıydı? Olmaz mı? Şimdi bakın bir Lozan var. Şimdi Temmuz ayı Lozan'ın kaçıncı yılı. Ne yazık ki yani hakikaten içler acısıdır. Lozan gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası hukuk arenasında tapusu olan bir anlaşmaya biz hak ettiği değeri veremiyoruz, vermiyoruz. Uzun yıllardır vermiyoruz. Hatta yok bu Lozan'ın gizli maddeleri var, yok bu Lozan 100 yıllık filan gibi. Neye benzetiyorum? Montreux Anlaşması'na bakışa benzetiyorum. Oysa Lozan ve Montreux olmasaydı Türkiye bugün ne hale gelirdi tahmin etmek zor değil. Mustafa Kemal ve arkadaşları yurtta sulh, cihanda sulh sözüyle Atatürk'e ait olan bu sözle
dünyada da bir yeni paradigmayı kabul ettirdiler. Emperyalist devletlere karşı söylenmiştir ama sonuçta mazlum devletler tarafından da bir ilke olmuştur. O nedenle Mustafa Kemal'in düşünceleri çok önemli, 10, 20, 30, 100 yıl sonra hala canlıdır. Şimdi ister düğünü de bütün o borçlar reji döneminde, rejidir adı, tütün rejisi falan diye de geçer. Bütün o düğünü umumiye ile ilgili borçlar diyorsunuz. Mustafa Kemal ve arkadaşları Cumhuriyeti kurdukları zaman kaç megawatt santral var, elektrik santralımız diye bir bakın. Komiktir. Yok mertebesindedir. Ama inanılmaz, tahminle tahayyül edilemez oranda bir borç stoku vardır. Osmanlı'dan yükletilmiş. Tamam, indirimde bulunmuştur filan. Ta 1950'lere kadar biz o borçları ödemek zorunda kaldık. Ama onca borca rağmen Cumhuriyet ideolojisi gereği, ki 1929'da dünya ekonomik buhranı vardır. Amerika'da, Almanya'da, orada, burada diyelim fırından bir ekmek alacaksanız bir çanta dolusu kağıt para verdiğiniz günler yaşanmıştır. Şimdi elbette 100 yıl önceki, 200 yıl önceki bir düğün umumiye ve benzeri kapitülasyonlar filan benzeri tavizlerle günümüz dünyası tavizleri belki kategori olarak aynıdır ama farklıdır. Evet. Niye? İçinde yaşanılan 100 yılın değil mi? Teknolojinin getirdiği, tabii iletişim çağının farklı getirdiği gibi. Ama sonuçta teknik olarak benziyor diyorsunuz. Özü öyledir. Bak. Egemenlik hakkıyla ilgilidir. Bunu her yerde söylerim. Belki 40 yıldır, 30 yıldır söylediğim bir şey. Arada böyle yabancı dildeki karşılığıyla da söylüyorum ki orijini bilinsin. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde duvara yazdığımız. Bunun aslı Jean-Jacques Rousseau tarafından, halk egemenliği teorisinin kurucusu addedilen Jean-Jacques Rousseau tarafından şöyle formüle edilmişti. La souveraineté appartient à la nation. Egemenlik ulusa aittir. Bu kadar. Mustafa Kemal'in büyüklüğü, egemenlik kayıtsız şartsız. Egemenlik kim? Ne egemenlik? Her koşulda diyor aslında, evet. Ne egemenlik kime aitti? Milletin iradesi. Padişaha aitti. Osmanlı'da, evet. Ne oldu? Padişaha aitti. Şimdi o egemenlik kavramı bir kişiden alınıp millete aittir denirken Jean-Jacques Rousseau gibi düşünmedi. Atatürk hepsini okumuştu. Jean-Jacques Rousseau gibi egemenlik ulusa aittir diyebilirdi. Ama ne dedi? Kayıtsız şartsız dedi. Şimdi o zaman bunun kıymetini bilmek lazım. Dolayısıyla bugünün dünyasına geleceğimiz vakit nasıl bir gelişim çizgisini izleyerek geldiğimizi görmemiz lazım. Mustafa Kemal dönemine bakmamız lazım. Sonraki Demokrat Parti dönemi, NATO'ya giriş, girme mecburiyetinde hissetmemiz, Güney Kore'ye asker yollamamız, o bu. İsmet İnönü döneminde Kıbrıs'ta meydana gelen o zalimane eylemler sonrasında efendim yeni bir dünya kurulur, Türkiye yerini bulur çıkışı İsmet İnönü'nün. Ama bir bakıyorsunuz ambargolar. Ambargolar Ecevit döneminde de, Demirel döneminde de, haşhaş ekiminin yasaklanması ile ilgili. Bütün bunlar bir devletin en asli temel kuvveti olan egemenlik hakkının uluslararası arenada başka güçler tarafından kısıtlanması.